Gülten. Hoş geldiniz de nereden geldiniz efendim? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda öğrenciyim. Ama aslen ailem Denizli'de. 3 yıldır buradayım. Yarışmaya katılmak fikri nereden çıktı? Ya aslında benim bir tane arkadaşımın arkadaşından duydum. Katıldı bu yarışmaya. Arkadaşımın arkadaşı. Aha. 125 bin kazandı dedi. Biz de oturuyorduk arkadaşımla. Hatta o da Selami ismini de söyleyeyim burada. Makara kukara hadi ya biz de başvuru yapalım falan dedi. Tamamen makara yani. Hani öyle hiçbir amacım yoktu. Oradan çıktı. Sonra dedim ki insanlar şansını kendi yaratır. Dedim ki muhtemelen ben de o şanslardan biriyim ve başvurdum. Şanslı biri misiniz? Ben çok şanslıyımdır. Hem çok şanslıyım aynı zamanda hem de çok şanslıyım. Hayatım boyunca bu böyle oldu yani. Nasıl yani anlayamadım. Hem şanslı hem şanssız. Ya çok hayatımda saçma sapan şeylerle de karşılaştım. Ama çok şanslı olduğum noktalar da oldu. Öyle diyeyim. Peki. Okuyor musunuz İstanbul'da? Evet. Nerede? Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Bölümüm psikoloji. İyi bir bölüm seçmişsiniz. Evet, hayat ya zaten. Ailem hukuk istiyordu genelde. Ben psikoloji diye bastırdım. Hatta bu yüzden şikayet bile etmiştim. Bütün hayatı kaybı anlatacağım yalnız. Başarılı mı dersleriniz? Çok. Sevdiğiniz bir bölümde zaten, okuduğunuza evet, göre. Tam bursluyum zaten. Çok iyi. Çok da iyi olacağım mesleğimde ileride. Bunu da biliyorum zaten. Yarışmada nasıl olacağınızı tahmin ediyorsunuz? Ya şöyle 15 bin 30 bin olsa fena olmaz yani. Var mı ihtiyacınız? Yani var, çok yok. De. Tabii ki de herkesin paraya ihtiyacı vardır ama hani... Amacım para değil, araç her zaman benim için. Para her zaman araç olmuştur hayatım boyunca. Ama olsa fena olmaz yani. Hani bir katkıda bulunsam insanlara, yardım etsem ne bileyim, eğlence, arkadaşlarımla birlikte falan. İyi, fena olmaz. Eğitim aynı zamanda, master falan. Hemen eğlencenin arkasına koyduğunuz eğitim. Eğlenceyi seviyorsunuz anlaşılan. Evet, seviyorum. Nerede eğlenirsiniz genellikle? Yani arkadaşlarımla. İstanbul işte. İstanbul'da da eğlenecek yer çok değil mi? Evet, şimdi hepsini mekan mı sayayım? Efendim? Hepsinin mekanlarını mı sayayım, ne yapayım? Ha, mekan yok, hayır. Reklam olur sonra. Neyse, biz devam edelim. Kimle geldiniz yarışmaya? İki tane üniversiteden arkadaşımla geldim. Biri Melih, biri Cihan. İkisi de buradalar sanırım. Neredeler bilmiyorum. Evet, bir merhaba diyelim. Kenan Bey. Aa, Melih yok hoş mu? Bulduk. Melih gelmedi, ben geldim. O geldi mi? Evet. Okuldan arkadaşım Gülşen. Biz Gülşen diyoruz kendine bu arada. Niye Gülten'e Gülşen diyorsunuz? Öyle arkadaşlar arasında kendi de o ismi söylüyor. Şen söylüyor. Olduğu için. Ha, şen oldu. Kendi de söylüyor zaten. Eğlenceli bir insan. Ufku geniş bir insan. Sürekli gülüyor. Başarılar diliyorum kendisine. Pekala. Gülşen. Yarışmanın şartlarını biliyor musunuz efendim? Evet. O zaman yarışma başlıyor. Tamam. Başlayalım mı? İlk sorumuz şöyle. Hangi içeceğe hem lezzet vermesi hem de tadını hafifletmesi için... Bir dilim limon konulur. A. Kahve. B. Boza. C. Çay. D. Sare. Ben cevabımı veriyorum. C. Çay diyorum. Eminim son kararım. İkinci soru. Filmlerde başka şehirden gelenlerin sen mi büyüksün ben mi? Seni yeneceğim gibi sözlerle cesaretlerini gösterdikleri şehir hangisidir? A. Trabzon. B. İstanbul. C. İzmir. D. Ankara. Ya ben aslında Trabzon olduğunu düşünüyorum ama emin olmadığım için seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum şu soruda. Bence iyi. Evet değerli seyircimiz, filmlerde başka şehirden gelenlerin kahramanlar gelince hani sen mi büyüksün yoksa ben mi seni yeneceğim gibi sözlerle cesaretlerini gösterdikleri şehir hangisidir? A. Trabzon, B. İstanbul, C. İzmir, D. Ankara. Süre 10 saniye. Tamam. 7 saniyeniz var, biraz acele etsiniz. Hayır. Seyirci joker hakkında demiş. Seyirci İstanbul demiş. Ben de İstanbul. %85. Ay, İstanbul tabii ki de. Nasıl unuturum? Son kararınız mı? Evet, son kararım. İnanmıyorum. Anlayamadım lütfen. Efendim? Anlayamadım. Bir şeyler söylediniz. Kendi kendime arada konuşurum. Öyle yine kendi kendime konuştum da birazcık dışa vermiş oldum. Diyorum ki zaten İstanbul olduğunu biliyordum. Niye Trabzon dediniz? Bir anda Trabzon dedim. Sonra dedim ki ne Trabzon? İstanbul dedim ama seyirci joker hakkımı kullanmıştım ama iyi yaptım. Bence de iyi. Orada bir hataya düşüp heyecanlı. Hemen elenebilirdiniz. Evet. Aynen öyle. Üçüncü soru. Dikdörtgen şeklindeki bir tabloyu duvara asabilmek için en az kaç tane çivi gerekir? A. 1
B2, C3, D4. Dikkat. Bir tane yeter ya. Yani. Bir, A, son kararım eminim. Dik. Yani. Böyle baktım şöyle düşündüm. Koydum, kafamda tasarladım onu. Bir tane çivi taktım dedim oldu yani. Ondan sonra söyledim zaten. Peki. Dördüncü soru. Sağ, sol gibi yönlerine özel bir isim verilen ulaşım aracı hangisidir? A. Helikopter, B. Otobüs, C. Metro, D. Gemi. A. Sağ, sol gibi yönlerine özel bir isim verilen... Özel isimler yani. Sağ, sol denmiyor. Yani helikopter, gemi, gemidir yani. Otobüs de metro tabii ki de değil de. Ama helikopter de sıkıntı. Gemi, bence gemi değil, helikopter ya. Yok, gemi. Gemi diyorum. D diyorum, gemi diyorum. Eminsiniz? Eminim. Peki. Bir şey daha söyleyeceksiniz. Ne söyleyecektim? Son kararı. %50'yi mi kullansam? Bitiyor vaktiniz. 5 saniye. D gemi ya. Hayır, son kararım son değil mi? Kararım, son kararım. Son kararım. Aman yarabbim. Takım isimleri var onların değil mi? Yani güverte yani, gibi. Ya şey uçakta da hani oluyor ya uçakta yolculuk yaparken. Sağ, sol pilotu düşündüm. Yani. Helikopteri oradan bağladım da ama gemi daha mantıklı geldi. Allah'tan yani. Yani Allah'tan. Peki. Sesli soru geliyor Gülten Şarlak. Orada kimse yok. Orada hoparlör var. Bakmayın. Yani dinlediğiniz bu gülüş hangi çizgi film kahramanına aittir? A. Bugs Bunny, B. Mickey Mouse, C. Donald Duck, D. Woody Woodpecker. C. Ay Bugs Bunny. Ay Bugs Bunny ya, bir saniye. Ben şey kullanmak istiyorum ya. Joker değil mi? Evet. 150 Joker hakkını kullanıyorum. Yarı yarı Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Ya bunu nasıl yaparım? Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. Aa. O zaman... Mickey Mouse kimdi? Mickey Mouse mu? Bilmiyor musun? Hatırlamıyorum şu anda. Mickey Fare namı diğer yani. Süreniz bitmek üzere 10 saniyeniz var. Bir dakika söyleyeceğim. 5 saniye yaklaşıyorsun. Cevap veriyorum. B diyorum. Bursa diyorum. Mickey Mouse diyorum. Yandın mı? Süreniz de bitmişti zaten ama yanlış söyledim. Ay inanmıyorum. Nasıl ya? Neyse hayırlısı olsun. Sağlık olsun. Hayırlısı. 1000 lira da güzel. Peki. Zaten böyle bir kaygınız yoktu. Aynen yarışmak öyle. Aynen öyle. Yarışmak lazım. Çok memnun oldum efendim. Buyurun. 1000 lira. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Buyurun.